Burada bir sorunun cevabını bulmakta fayda var. İnsan isteyerek bu zekaya kavuşabilir mi? Bu soruyu ben çok merak ettim. Çok inceledim. Buna elbette tıbbın vereceği bir cevap vardır. Bu dersimizde tıpla biraz bağlantılı ya da insan pedagojisiyle bağlantılı konular konuşacağız burada tıbbın alanına girmiyorum tabi tıp ne der bilmiyorum ben ümmet Muhammed'in alimlerinden özellikle Hatip Bağdadi'nin İbn Abdülber gibilerin isimlerini zikredeceğim biraz sonra inşallah kitaplarını inceleyerek yıllardır hep not tutmaya çalışıyorum zeka sonradan takviye edilebilir mi ya da sonradan mesela hiç ezber kabiliyeti olmayan bir genç işte filan duaları okuyarak, filan ilaçları yiyerek, çok ayva yiyerek, bilmem ne yaparak bir noktaya gelebilir mi? Benim elde ettiğim kanaat tıbbi bir cevap değil bu. Allah herkesi farklı yaratıyor. Bu bahsettiğimiz Seraksiler, Bukhariler, bunlar büyük ihtimalle Allahü Teala'nın dinini korumak için özel bir zeka ile yarattığı tipler. Şimdi de var o tip insanlar. Yani İmam Şafii rahmetullahi aleyhin ezber gücünden bahsedilirken denir ki işte kitap iki sayfa oluyor ya açınca ezberleyeceği sayfayı ezberlerken öbür sayfanın üstüne elini koyarmış. Çünkü gözü oraya çarpınca orayı da ezberliyor sayfalar karışıyormuş birbirine. Ya yani görerek ezberliyor, okuyarak ezberlemiyor. Yani bir fotoğraf makinesi gibi çekiyor fotoğrafı. Bu Böyle bir zeka, yani şimdi de oluyor, e, haberlerde filan görülüyor, işte yüz bin rakamı ezberliyor, bilmem ne diyorlar. E, elhamdülillah biz mucize olarak bunu ümmetimizin büyüklerinde gördük, hamdü senalar olsun. Bu zekanın yaratılıştan geldiği kanaatindeyim. Böyle anladım. Yani çalışarak, okuyarak, üfleyerek, çok reçel yiyerek bilmem ne yaparak bu zeka böyle olmaz. Ama zekanın en iyi oranda kullanılması belli ilavelerle mümkündür onu konuşacağız. Konumuz o zaten. Mesela Bukhari'nin ezber zekası bindi diye bir rakam koyalım. İmam Seraksi'nin 980'di diyelim. İmam Şafii'nin 990'dı diyelim. Yani zeka, ezber zekaları. Benim de elli diyelim. Ama sorun sadece onların bin benim elli olmasında değil. O elliyi de kullanamıyoruz biz. Yani Allah'ın verdiğini de kullanamıyoruz. Belli nedenler var. Onu konuşacağız. O elliyi bari tam kullanmak mümkün müdür? Ha o mümkün. Elliyi tam kullanmak mümkün. Mesela elli olan zeka potansiyelimizi belki 10 kullanıyoruz şimdi. Belki 20, belki hiç kullanamayan oluyor. Bazı ön tedbirlerle bin olmasa da zekamız bari 50'yi kullanarak yani bir şeyler elde edebiliriz. Ama netice olarak ümmeti Muhammed bu ezbere çok önem vermiş.